Azmi, çimento deposu hazır mı? Ha? Hemen hazırlıyorum patron. Kamerayı da yerleştirdim. Hazırsak bırakıyorum. Tamam, ben de görüntüyü açıyorum. İşte bir görüntü yakaladık. Çuval, bu bir çimento çuvalı. İşte tamam. Pekala, başlıyoruz o zaman. Olamaz, Gürgen harekete geçti. Onu durdurmak için tek çaremiz var. Denizaltıyı aracın motoruna yerleştirmeye çalışacağız. Zeynep, sen tabletteki görüntüden beni yönlendirmeye devam et. O halde başlıyoruz. Neler oluyor patron? Gemi kontrolden çıktı. Mars'a yaklaşıyoruz Azmi. Ama bir denizaltıydı. Hayatımda gördüğüm en saçma denizaltı. Benimki bile daha iyi çalışıyor. Aynı fikirdeyim. Ne yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Bana vurdun patron. Sen de bana vurdun. Gene vurdun patron. Gerçekten beceriksizsin Azmi. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım. Öyle kolay değil. Yine muğlup Elif. Ne iş var onun yanında? İzle bakalım. Yakalandık Azmi. Muhteşem bir atıştı. Her zaman söylerim. Kolay işti. Polis geliyor. Kaç Azmi, kaç. Kaçamıyorum patron. Öyle olmaz. Sırtına al beni. Koş Azmi. Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi, bir şey söylesene. Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl darphane başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron, bence doğru söylüyor. Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde gömülü altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi durduracaktır. İmdat! Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali. O hasta evinde. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi, elini çabuk tut. Şu altınları arayıp bulalım. Neden anlamak istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Boşu boşuna yıkacaksınız her yeri. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki. Sadece Azmi biraz yorulacak. Hepsi o. Çok yorulacağım patron. Peki muhafızlara ne yapacağız? Arkadaşlarımı rahat bırak Gürgen. Hemen gidip polis çağıracağım. Beni yakalayamazsınız. Patron, eyvah. Polislere haber verecek. Koş Azmi, yakalayalım şunu.
Kimse bizden şüphelenmez değil mi? Kaç defa söyleyeceğim Azmi? Sorun olursa görevli olduğumuzu söyleyeceğiz. İksir ağacı püskürtünce önce yaprakları ışıldamaya başlayacak. Bize teşekkür bile edeceklerdir, merak etme. Ama sonra... Daha hızlı koşmalıyız. Umarım geç kalmamışızdır. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa Gürgen'i elimden kimse kurtaramaz. Geldik işte. Acele edin. Ne? Hiç bu kadar büyük bir çınar görmemiştim. Bunu sağ mı bıraksak? Hemen yumuşama. İstanbul'da tek bir çınar kalmayacak. Hepsini ama hepsini kurutacağım. Bakalım gerçekten bu kadar uzun ömürlü müsünüz? Yazık olacak bu tarihi çınara patron. Başka çınarları mı kurutsak? Azmi, tek kelime daha edersen işimi bitirdikten sonra senin o güzel çiçeğine sıra gelir. Anladın mı? Gürgen! He? Artık çok olmaya başladın. Ne? Ne? Bıktım artık sizden, bıktım! İşiniz gücünüz yok mu sizin? Su tabancası mı onlar? Elinizdeki su tabancalarıyla beni durduracağınızı mı sanıyorsunuz? Oyun oynamak için zamanım yok. O kadar emin olma. Ali, şimdi! Demek suyunuz bitti. Ama benim iksirim daha bitmedi. Ne o? Bu kez işe yaramadı galiba. Şimdi beni kim durduracak? Seni durdurmanın her zaman bir yolu vardır Gürgen. Azmi, bir ses duydun mu? Evet patron. Beni kurutmak mı istiyorsun? Dene o zaman. Şaka bu. Nasıl olabilir ki? Biri kandırmaya çalışıyor sana. Çınarları rahat bırak. Bu sana son uyarım. Anladın mı beni Gürgen? Azmi kaç! Konuştu. Duydun. Ağaç konuştu. Kaç Azmi. Bir daha sakın buraya gelmeyin. O kadar korktular ki bir iki gün dilleri tutulur. Çınar o kadar sert konuştu ki bir an ben bile korktum. Patron, her tarafa baktım. Kimsecikler yok. Çabuk vincimi getir. Gitti. Heykelim gitti Azmi. O kız oraya nasıl tırmandı? Bırak onu düşünmeyi de koş sana. Ben o heykel için tam 6 gün hiç uyumadım. Seni bedava karate kursuna yollarım. Söz, heykelimi rahat bırak. İstanbul'a ve tarihe zarar vermek istediğinde karşında bizi bulacaksın. Ha! Hayt! Ha! Hayt! Ha! Ay! İşte bu kadar. Nasıl olmuş Gürgen? Sizi mahvedeceğim. Heykelimi bunu nasıl yaparsınız? Çok daha güzel bir heykel oldu bence. Bari heykeli komple yıksaydınız. Bittim ben. Rezil oldum. Bunu hak ettin Gürgen. Artık aklın başına gelir umarım. Bincim. Bincimi getirin bana. Azmi. Getir artık şu binci. Hepsi senin yüzünden. Azmi. Patron, bunun freni nerede? Duramıyorum. Patron, anneciğim! Bincim! Bincim de gitti! Mahvoldum ben! Bittim! Başlıyoruz Azmi! Ona engel olmalıyız, o tuşlara basmamalı. Ama ne yapacağız? Galiba ben biliyorum. Hayır, dur! Artık çok geç. Ya, al bakalım. Oy! Oho! Aman! Anam anam! Ay yandım anam! Ay! Ay yandım! Parmaklarım!
Çabuk o piyanonun başından kalk. Yoksa... Kalktım. Tamam. Ay, beni yanlış anladınız. İsterseniz oturup siz çalın. Sadece piyano işte. Beni yanlış anladınız. Demek öyle. Ya bu tuşlar? Onlar otomatik tuş takımı. Demek öyle. Emin misin? Evet. Patron, sana bir şey söylemem lazım. Şimdi olmaz Azmi. Patron, ben o bana verdiğin şeylerin bomba olduğunu bilmiyordum. İki tanesini yerleştirdim. Sonra çok yoruldum. Bunları sonra yerleştiririm diye cebime koydum. Ne? Bombaları cebinde mi taşıdın? Ne çalsam? Ne? Yok, çalma. Sakın çalma. Ne olur çalma. Ve geliyor. Azmi kaç. Bu sefer başaracağım. Bu planım gerçekten kusursuz oldu. Ben kimseyi göremedim. Ben de her yere baktım ama yoklar. Arayın. Daha çok ararsınız. Yukarı çıkalım. Ne dersiniz? Bence çıkmasak. Tamam. Ali, sen burada bekle. Etrafı kolaçan et. Biz yukarı çıkıyoruz. Siz yukarı çıkıp gelene kadar ben işimi çoktan bitiririm. Dalga kıran. Hazır mısın? Dalga kıran, cevap versene. Azmi! Efendim patron? Patron değil, yakamoz diyeceksin. Tersinde senin adın dalga kıran, benim adım da yakamoz. Ha, hazırım. Neydi? Yakamoz. İşaret verdiğim an sakın geç kalma, sakın! Çınar bu defa yanlış alarm mı aldı? Ben de anlamadım ki. Birileri beni arıyor galiba. Gürgen yine ne kötülük peşindesin? Yok canım ne kötülüğü. Dünyadan sıkıldım. Ay'a tatile gidiyorum. Ay'a mı? Ne sandın? Bu daha başlangıç. Ben sana gösteririm. Dalga kıran, şimdi. Bu da ne? Göremiyorum. Beni artık kimse durduramaz. Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Rumeli fenerini Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı zamanında Karadeniz'deki gemileri gözlemek için yaptı. Bu nedenle ışığı çok güçlü. Düşün. Buldum. Elektrik. Ne oldu? Bakıyorum da hareket edemiyorsunuz. Dalga kıran, görev tamam. Gidiyoruz. Hemen buraya gel. Burada ne şimdi? Hala doğru dürüst göremiyorum. Neden söndü bu? Yıllarca yanan fenerin sönüceği tuttu. Çocuklar, sadece bir şaka. Bir yere mi gidiyordun Gürgen? Bakın yıldız kayıyor. Anneciğim. İşte böyle arkana bakmadan kaçarsın Gürgen. Azmi sana diyorum Azmi. Burada Azmi diye biri yok, tamam. Azmi şu gemiyi çabuk kıyıya yanaştır. Çocuklar peşimle çabuk. Ben Azmi değilim. Lütfen kod adı kullanın yakamoz. Gemiyi kıyıya yanaştır. Ben sana gözü gösteririm Azmi. Ay dalga kıran. Daha ne kadar var patron? Az kaldı. Yokuş geliyor zaten. Birazdan indiğimize geri kal. Ah!
Azmi! Azmi! Koş! Koş Azmi! Olsun. En azından daha çabuk gideriz. Gürgen, trenin önüne geçerek tren durdurulmaz. Bunu hala öğrenemedin mi? Vay! Of! Acaba bu sefer nerede hata yaptım? Vagonu itmeye çalıştığını görünce bu tünelin nasıl çalıştığını bilmediğini anladım Gürgen. İki vagon anahtarlarla birbirini çekiyor. İnsanlar bu şekilde seyahat ediyor. Keşke bize sormuş olsaydın Gürgen. Bak başına neler geldi. Kulağıma küpe olsun. Gırgıç gibi. Gıngıç. Gırgıç ismi daha güzel, ondan öyle diyorum. Yoksa biliyorum canım. O halde bu anı ölümsüzleştirelim. Çekiyorum. Bir, iki. Şu işe bak. Top o kadar hızlı gitti ki görmedik bile. Saçmalama Azmi. Top yerine balon koymuşsun. Şu an gökyüzünde kırmızı bir şey havalanıyor. Bak bakalım top mu? İçine bir tane top koy da zaferimizi yaşayalım artık. Azmi! Bu işten bir şey anlamadım patron. İçine top koyduğuma eminim. Çok ilginç. Böyle olmaması lazım. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Çıkar beni buradan! Çıkarın! Belki de havan topunun futbol topunu fırlatmamasının bir sebebi vardır. Ne dersin Gürgen? Buraya futbol topu koyduğuma emindim. Gördün mü patron? Boşuna sinirlendin bana. Ali, hatırlıyor musun? Bu sabah bir nesneyi çok yükseğe atmak için ne yapabilirim diye sormuştun. Şimdi cevabını alabilirsin. Çocuklar, çocuklar, anlaşabiliriz. Yapmayın. Azmi, ne duruyorsun orada? Bir şeyler yapsana. Bence iyi tarafından bakalım patron. Bedavaya uçacağız. Azmi! Gülümseyin. Son gülümsemeniz olacak. Olamaz, gözlerimi açamıyorum. Şimdi anlaşıldı Ali ile Zeynep'i nasıl yakaladıkları. Başarabilirim. Körebe oyunundaki gibi. Dikkatimi toplarsam yapabilirim. Mm-hmm.
yere çalışıyorsun sen. Asla kaçamazsın. Duydun mu beni? Ben kaçamayabilirim. Ama sen de saklanamazsın Gürgen. Koş Azmi koş. Nasılsa bunlar kaçamaz. Şipşak 3000'i alalım. Edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif, sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da oda biraz havalansın bence. Hı hı. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. Azmi, Azmi sakın kıpırdayım deme sakın. Patron, ya beni sokarsa benim araya karşı alerjim var. Ne? Yandım adam! Vurdum! Vurdum gitti Azmi! Kulağım! Yandım! Azmi kaç! Arkana bir bakma Azmi kaç! İmdat! İmdat! Çok acıdım! Çok acıdım! Gidin bırak artık peşimizi! Biz varken İstanbul'a zarar verebileceğinizi sandınız siz? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Ne oldu Gürgen? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. Neler oluyor burada Azmi? Patron, sen dinamit yokumun deyince... Ne? Gidip dinamit çektin de lokum mu getirdin bana? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Arkadaşlar ne yapacağız? Azmi, kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Arkadaşlar, bugün oynadığımız oyun. Kulaklıklar yanınızda mı? Evet. Evet. Eyvah! Geliyorlar patron. Kaçalım. Azmi, kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme. Sakın. Patron, ne diyorsun? Duymuyorum. Arkadaşlar, Azmi'ye seslenin. Azmi! 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 Azmi, geçen ne oldu biliyor musun? Azmi! Azmi! Azmi, kulaklıklarını çıkarsana. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bana mı seslendin? Gösteri başlasın! Azmi, Azmi ne oldu sana? Azmi, kendine gel. Azmi, benim Gürgen, patronun. Hatırlasana, beraber geldik buraya. Sen de kimsin? Sevgili Azmi Bey, nasılsınız? Ne beyi? Bunun da aklı gitti. Ne diyorsun? Kim? Ben mi? Yok canım, daha neler. Seni kandırıyorlar. Sen bey falan değilsin. Sakın onlara inanma. Hayır Azmi Bey, okulumuzu korumamız gerektiğini siz de iyi biliyorsunuz. Bakın, zaten okulun bahçesindeyiz. Mantıklı. Evet Azmi Bey, okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte buraya geldik. Ne diyorsunuz siz? Azmi, hafızanı kaybettin sadece. Evet, okulum. Okulumu korumam gerek. Kimden koruyacağım ki? Gürgen'den. Okulunuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. Ne? Sen kim oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi. Bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Azmi. Azmi Bey.
Dur Azmi. Bir dinlesene, anlatacağım her şeyi. Bir dur. Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronum Gürgen. Mucit Gürgen. Buraya gel dedim sana Azmi. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevse kesin Türkiye birincisi olur. Okulumu yıkamazsın. Yıktırtmam. İşte o kadar. Hadi Elif, başarabilirsin. Azmi fark edersin bütün planımız suya düşer. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elif, senden korkulur vallahi. Teşekkür ederim ama bence bir an önce başlamalıyız. Bakın, işe yaradı. Yaşını başardın. Allah Allah. Ne oldu ki dozerime şimdi? Bozulmuş olamaz. Benim icadım bozulamaz. Nazmi, çabuk buraya gel, beni dışarı çıkar. Patron, ne oldu? Neden durdun? Ben durmadım. Dozer durdu. Yoksa bozuldum. Benim icadım bozulmaz. Nazmi, sana dozerime benzin koy dedim. Koydun mu? Koydum patron. Hem de tam doldurdum. Demek tam doldurdun. O zaman neden ibre sıfırı gösteriyor Azmi? Çabuk buraya gel. Azmi, çok iyi fikirdi Zeynep. Elif'i de unutmamak lazım. Derhal gidiyorsun ve bana bir bidon benzin getiriyorsun. Patron, ben buraları hiç bilmiyorum ki. İnan kaybolurum. Ah Azmi, ah. Ben neden her defasında sana güveniyorum bilmiyorum ki. Benimle gel. Benzin almaya gidiyorlar. O zaman onlara bir sürpriz hazırlayalım. Bu benim dozerimin sesi. Merhaba Gürgen. Patron, dozer çalışıyor. Ama nasıl olur? Benzini bitmişti. Benzinini ödünç aldık. Nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Yine başaramadın Gürgen. Ayrıca senin dozerin artık bizim domates tarlamızda çalışacak. Ne tarlası? Artık yeter. Nedir benim sizden çektiğim? O bize doğru mu geliyor Azmi? Galiba evet patron. Ama tarlada çalışmadan önce biraz işimiz var. Ne dersin Gürgen? Patron geliyor. Şaka yaptım çocuklar. İnanmadı galiba patron. Kaçsana Azmi. Geliyor patron, geliyor. İşte bu kadar. Elif. Sayı. Ben size gösteririm şimdi. Patron nereye? O tırtılın altına tam 3 tane füze yerleştirdim Azmi. Tırtıl harekete geçtiğinde fesane yerle bir olacaktı. Acele et. O tırtılı çalıştırmalıyız. Beni durduracağınızı mı sandınız? Gösteririm şimdi size. Patron, atlı karınca çok eğlenceli. Biraz daha oynasak olmaz mı? Ne? Atlı karınca mı? Ben atlı karıncadan çok korkuyorum. Ay. Yine bayıldı. Koca insan atlı karıncadan korkar mı hiç? Patron, patron kendine gel. Patron, ayılsana. Ortalıkta yoklar. Kesin gittiler. Hadi işe koyulalım. Çok vakit kaybettik. Keşke bana da bir tane yapsaydın patron. Çok ateş püskürtüyor mu? Hem de nasıl. Görürsün birazdan. Patron, sen bir daha iyisin.
Ateşte oynamak tehlikelidir Gürgen. Tehlikeyi daha görmediniz siz. Demek pes etmiyorsun. Bizim de sana bir sürprizimiz var. Hadi Elif, sıra sende. Bu da ne böyle? Aman çok korktum. Şu işimi bitireyim. Söz veriyorum, kardan adam yapacağım size. O kadar emin olma. Elif, şimdi. Kardan adam olmasa da iki tane buzdan adam yaptık. Gürgen neye uğradığını şaşırdı. Bakışları aklıma geldikçe gülüyorum. Sizi unuttuk mu sandınız? Oyunumuz yarım kalmıştı galiba. Hapşa! Patron, bununla istediğimiz şeyi küçültebiliyor muyuz? Önce kız kulesi, sonra ne istersen. Söylediklerimi aldınız değil mi? Çantam hiç bu kadar ağır olmamıştı. Her defasında koşmak zorunda mıyız? Sabırsızlanıyorum patron. Hemen başlasak mı? Sakin ol Azmi. Kız kulesiyle son bir fotoğraf çektirmeye ne dersin? Son bir öz çekeyim. Kız kulesi ve muhteşem ikili. Nasıl isim patron? Kız kulesine elveda öz çekimi. Gürgen ve Azmi değil mi onlar? Ta kendileri. Ellerindekilere bakın. Yine mi? Patron. Hemen gelin zaten. Hiç vakit kaybetmeyin. Biz hiç eğlenmeyelim. Hiç. Gürgen, ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç. Azmi ile beraber kız kulesi önünde bir öz çekim yapalım dedik. Ne var bunda? Biz de inandık. İnanma zaten. Kız kulesini ortadan kaldırmaya geldim. Şimdi mutlu oldun mu? Aslında tam olarak ortadan kaldırmak da değil. Kız kulesini alıp oturma odama koymayı düşünüyorum. Evet, aynen öyle düşünüyoruz. Beraber biz. Oturma odası mı? Sen iyice kontrolden çıktın. Bunu nasıl yapacakmışsın? Yeni icadım Ultra Mini 2015 sayesinde. Tereyağından kıl çeker gibi. Küçük bir gösteri için sizden ücret almayacağım. Hazır mısın Azmi? Her zamanki gibi. Patron, şunların suratlarına bir bak. Onlara da bir fotoğraf çeksene. Yakınlarda havalimanı var mı? Yok. Çok yakından uçak sesi geliyor da. Bunlar da ne böyle? Üzerimize geliyorlar. Azmi, Azmi nişan al. Çabuk. Al bakalım. Uçağımı martıyla karıştırdın galiba. Iskaladım. Ama dur. Daha bitmedi. Harikasın Ali. Bu öncekinden de iyiydi. Şimdi görürsün Gürgen. Azmi sen de ateş etsene. Boşuna mı aynısını sana da yaptım. Çabuk. Sarım bak. Ah!
İşte bu. Bakalım şimdi de gülebilecek misin Gürgen? Ama giderken avlandılar. Yaşasın. Yine başardık. Azmi. Bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim. Ben küçülmek istemiyorum. Senin yüzünden bak ne hale geldim. Gel buraya. Kaçma. Kaçma dedim. Azmi. Nasıl olsa yakalayacağım. Gel buraya Azmi. İşte geldik en heyecanlı yere. Şuraya bakın. Bu nedir böyle? Gözlerime inanamıyorum. Bu sefer Gürgen. Evet. Kariye Müzesi'nden kurtulmama çok az kaldı. Ben gerçek bir dahiyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Patron ben... Bu senin oynadığın gereksiz oyunlara benziyor mu hiç Azmi? Sakın bir daha bunu aklından bile geçirme. Artık iyice kontrolden çıktın Gürgen. Patron yine geldiler. Gelsinler. Lokum ikram etmemi bekliyorsanız boşuna beklersiniz. Bakıyorum da yine kendine çok güveniyorsun. Korkmayın. Kariye Müzesi'ne zarar vermeye gelmedim. Nasıl yani? Bana inanmıyor musunuz? İsterseniz Azmi'ye sorun. Evet. Biz neden Kariye Müzesi'ne zarar verelim ki? Yani... Gerçekten zarar vermeyecek miyiz patron? Vermeyeceğiz tabii ki. Çünkü onu komple ortadan kaldıracağım. Sapasağlam kalacak ama başka bir yerde. Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Işınlama başlasın. Bir şeyler yapmalıyız. Galiba bu sefer geç kaldık. Ne yapıp edip Gürgen'i biraz oyalayın. Eğer ışınlama sistemine tahmin ettiğim gibi bir bağlantı kurduysa onu durdurabilirim. Sizin bu sefer sürpriziniz yok mu? Niye gülüyorsunuz? Rica etsem müzeyi bizim evin bahçesine ışınlar mısın? Şaka mı bu? Çok az kaldı. Gayet ciddiyiz. Hatta bu anı kaçırmak istemiyorum. İşte bu kadar. Çok zaman kaybettin Gürgen. Siz öyle sanın. Artık her şey bitti. Bu sefer başaramadınız. Hayır! Söyle kimsin? Ben Gürgen'im. Asıl sen kimsin? Burada bir tane Gürgen var, o da benim. Hayır, benim. Patron. Ne var? Galiba benim kafam feci şekilde karıştı. Şimdi görürsün sen gerçek Gürgen kimmiş. Bunu sen istedin. Ne bacağımı bırak. Yine mi siz? Ne oldu? Beklemiyor muydun? Bekliyordum ama bu sefer beni durduramayacaksınız. Görüşürüz bakalım. Bu seferki planın ne Gürgen? Yine neyin peşindesin? Hemen anlatayım. Dikkatli dinleyin. Görmüş olduğunuz şu muhteşem cihazın adı... ...Ada Birleştiren 3600T. Benim icadım. Bunun sayesinde öyle bir yer sarsıntısı olacak ki... ...Marmara Denizi'ndeki tüm adalar birleşip... ...tek bir kara parçası olacak. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, soru almıyorum.
Azmi de deniz canavarı kostümüyle tüm insanları korkutup adadan kaçıracak. Böylelikle bu koca alanda rahatlıkla uzay üssü kurabileceğim. Sonunda uzaya gidip astronot olma hayalimi gerçekleştireceğim. Ah, çok iyi planmış. Anlatırken bile heyecanlandım. Galiba ben bir dehayım. Ne demezsin? Arkadaşlar ayrılalım. Ali ile Zeynep siz Azmi'yi durdurmaya gidin. Biz Gürgen'le ilgileniriz. Sahile bir an önce gitmek için bisiklete binelim Ali. Bak şurada var. Ama ben... Biliyorum Ali, kendine güven. Başka şansımız yok. Başarabilirim. Başardım. Yaşasın. Sürebiliyorum. Sıra sende Gürgen. Evet, sahne sırası bende. Ada birleştiren 3600T'yi çalıştırayım artık. Ne? Çalıştı işte. Gürgen haklıymış. Yer sarsılıyor. Görürsünüz az sonra ne kadar haklı olduğumu. Bir şeyler yapmalıyım. Başka şansım yok. Ne yapıyorsun Mehmet? Ne yapacak? Kaçıyor tabii ki. Sen de akıllılık edip kaç bence. Yapabilirim. Çocuğa bak, ne güzel at sürüyor. Ay, ay, ay. Harika bir iş başardın Mehmet. Teşekkürler Elif. Acaba Ali ve Zeynep ne yaptı? Aferin. Geri sayım yapıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Ateş! Ateş! Ne? Azmi, ne yaptın sen? Islanmaktan nefret ediyorum. Ne yaptın Azmi sen? Akrabalarım da yardıma gelmedi zaten. Kandırdılar beni. Patron kesin benimle gurur duyuyordur şimdi. Kesin. Azmi! Patron, bana ihtiyacı var. Geliyorum patron, geliyorum. Yarım saat sonra tüm dünya beni konuşuyor olacak. Sonra tarih değişecek. Ben okulu bitireceğim, astronot olacağım ve Mars'a çıkacağım. O Mehmet de avucunu yalayacak. Hey muhteşem zır! Benden tüm aldıklarını geri getir. Bir şey olmadı patron. O zaman şöyle deneyelim. Hey muhteşem zır! Bu çocukların hepsini yok et. Bu sefer bir şeyler oluyor patron. Ne olacak Azmi? Polisler geliyor. Kaç Azmi, kaç! Eyvah! Yine bu çocuklar! Kancayı kırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, dördüm.
Başka işiniz yok mu sizin? Kolunu sıkıca tut. Oynatırsan akşama kadar tek ayak üstünde gezdiririm seni. Azmi! Kime diyorum ben? Dikkat etsene! Azmi! Kaçmak için düşmememi bekliyorsun! Azmi! Dikkat etsene! Öldürecek misin beni? Neden ben? Neden? Yine kıskıvrak yakalandın Gürgen. Arkadaşlar, hepsi zaman ayarlı. Son bir dakika kalmış. Dördümüz birden uğraşırsak yetişemeyebiliriz. Ayrılalım. Tabletimi sistemi iptal edebilirim. Bir filmde izlemiştim. Kablolardan doğru olanı kesersem durdurabilirim. Ama hangisini kesmeliyim? İnşallah bu kez de işe yarar. Ben ne yapacağım? Acele etmeyin çocuklar. Sahimde siz de Galata Kulesi ile birlikte uzaya çıkarsınız. Dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Son 30 saniye. Ben hazırım. Ben de. Ben de. Benimki tamam. Başka şansım yok. Kırmızıyı keseceğim. Yaşasın! Benimki de tamam. Yine işe yaradı. Hadi Mehmet, sıra sende. Son 10 saniye Mehmet. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. 5. 5. 4. Bir şeyler yap Mehmet. 3. Tehlike anında durdurmak için kırmızı tuşa basınız. Buldum. 2. 2. 1. Durdu. Yaşasın. Oldu işte. Durdu mu? Tebrikler Mehmet. Ucuz kurtulduk. Nasıl olur? Şimdi sıra sana geldi Gürgen. O işi ben hallederim. Şimdi görürsün sen. Neler oluyor patron? Roket çalıştı Azmi. Aman ya, son bir saniye. Yalnız Azmi. Esen fena vermeyden daha iyi uçuyorum ama bundan hiç mutlu değilim. Aferin çocuklar. İstanbul'u yine kurtardınız. Bu sefer Gürgen'in sayesinde oldu. Kendi yaptığı roketi tehlike anında durdurma tuşu koymuş. Neden attın Zeynep? Çünkü mor rengi hala bulamadın. Ebe artık sensin. Patron. Seni burada bırakacağımı mı sandın Azmi? O kamyonda ne var? Bu da en büyük sürpriz. Gel de kendin bak bakalım. Gel gel. Patron, bunlar benim için mi? İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Hepsi değil ama. Büyük Gürgen korusundaki bahçeni süsleyecek kadarı senin. Çok lezzetlilermiş. Teşekkürler patron. Elindeki de ne az mı? Senin hediye getirdiğin taze soğanlar patron. Soğan mı? Olamaz. Olamaz. Bu imkansız. Bunlar laneydi.
patron, lale yenmez ki. Azmi! Yine o çocuklar her işime engel oluyorlar.